Efendim herkese yeniden merhaba. Ukrayna üzerinden Rusya bu kez uzun bir açıklamayla dünyayı net bir biçimde nükleer savaşla tehdit etti. Bugüne kadar Rusya lideri Vladimir Putin'in özellikle Mart 2022 itibariyle başlayan söylemlerini ve bunun devamında sürekli gündemde tutmaya çalıştığı nükleer hesaplaşma kavramını elle tutulur hale geldiği bir gün yaşıyoruz. Çünkü bugüne kadar yapılan bütün açıklamalar, Putin'inkiler de dahil bütün açıklamalar zeminsiz bir açıklamaydı. Nasıl yani? Tarif edeyim. Yani gerekirse nükleer silah başvururum. Hangi kriterde? Hangi noktada? Ne zaman? Yani bir nükleer silah başvurma lafı var fakat hiçbirimiz kriteri bilmiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden esasında batılı devletler arasında bu konuda en büyük hassasiyeti gösteren devlet adamı olarak ortaya çıktı. Fakat o da tam olarak karşısındaki gücün bu silahı ne zaman kullanacağını ve nasıl kullanacağını, bunun kriterlerinin ne olacağını bilmediği için biraz da açık kapı bırakarak yürüdü. Gerçi General Mark Milley, Antony Blinken, Jake Sullivan, Ulusal Güvenlik Başkanı, Lloyd Austin, Savunma Bakanı ve kendisi Joe Biden zaman zaman yaptıkları açıklamalarda Rusya ile kırmızı hat üzerinden ilişkilerin kopmadığını, her ne kadar diplomatik hiçbir görüşme yapılmıyor olsa da tarafların nükleer bir yanlış anlamayı önleme maksatlı olarak, bakın bu cümle çok önemli, nükleer bir yanlış anlamayı önlemeyi maksatlı olarak teması sürdürdükleri ifade edildi. Hatta bundan yaklaşık 5 ay önce Lloyd Austin, Amerika Savunma Bakanı ve Sergey Shoigu, Rus mevkidaşı bir telefon görüşmesi de yaptılar. Ve dikkat ederseniz o dönemde de yine Rusya'nın bu nükleer kullanırıma falan muhabbetini biraz yükselttiği bir dönemdi. Amerikalılar bir yönüyle kendilerine şu yönden güveniyorlar. Lloyd Austin ve Antony Blinken'ın açıklamalarından daha önce de aktarmıştım. Biz Ruslara Ukrayna'da taktik nükleer silah kullanmaları halinde nasıl bir bedel ödeyeceklerini net olarak anlattık dediler. Ve sonra ben araştırdım işte açık istihbarat kaynaklarından şuradan buradan ve anladık ki Amerika Birleşik Devletleri Rusya'ya taktik nükleer silah kullanması halinde nükleer silahla cevap vermeyeceğini fakat NATO'nun elindeki konvansiyonel gücün adeta Rusya'yı cehenneme çevireceğini ifade etmiş. Yani NATO ve Amerika Birleşik Devletleri Rusya taktik nükleer silah kullansa bile bu kullanmanın kısa bir zaman diliminde nükleer bir çatışmaya, balistik füzelerin kullanıldığı ve insan soyunu, en azından insan soyunun önemli bir bölümünü bu gezegenden silip atacak o büyük savaşı önlemeye dönük olarak sadece konvansiyonel cevap vereceğini de ifade etmiş durumda. Ve bu rahatlık var. Fakat bir dönem değişimli olarak Putin'le hem Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık onların anayasasına göre değişimli olarak bulunmuş, hem başbakan olmuş hem Cumhurbaşkanı olmuş. Dmitri Medvedev şu anda da Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı sıfatıyla bir açıklama yaptı. Dedi ki, yarın, Medvedev'i aynen aktarıyorum,
Yarın Rammstein NATO üssünde büyük güçlerin askeri yetkilileri yeni taktik ve stratejileri değerlendirecek ve Ukrayna'ya yeni ağır silahlar vermeyi kararlaştıracaklar. Günlerdir söylüyorum, 20 Ocak 2023 Frankfurt yakınlarındaki Rammstein üssünde NATO'nun 30 üyesiyle çeşitli bölge ülkelerden gelmiş 50 ülkenin savunma bakanı Ukrayna'ya 2023 boyunca yapılacak silah sevkiyatı ve savaşın yeni stratejisi üzerinde konuşmalar yapacaklar ve kararlar alacaklar. Söylediği bu. Bu bütün toplantılarında barışa ulaşmak için Rusya kaybetmeli denilen Davos toplantılarının da hemen sonrasında olacak. Yani diyor ki, ey emperyalistler, ey batılılar, siz Davos'ta bir karar aldınız. Rusya'nın yenilmesi haricinde hiçbir konuda anlaşmadınız. O zaman biz bunu böyle takip ediyoruz. O da tamam. Kendilerini şunu hatırlatmalıyız. Şimdi iş büyüyor. Bir konvansiyonel savaşta bir nükleer güç sahibi devletin yenilgisi nükleer savaşı başlatır. Yani diyor ki bu bir konvansiyonel savaş. Sizin silahlarınız daha güçlü olabilir. Ukrayna ordusu benim ordumdan daha sert savaşabilir. Ukrayna'ya vereceğiniz yeni silahlarla beni çok zor duruma düşürebilirsiniz. Ve ben Rusya olarak bir konvansiyonel savaşı kaybetme riskiyle karşılaşabilirim. Bu olabilir. Ama bu aynı zamanda benim nükleer hesaplaşmayı başlatma anım olacaktır. Ben kaybetmeyeceğim. Çok önemli. Kendi kaderlerinin çizildiği savaşları hiçbir nükleer güç kaybetmez. Yani diyor ki ben Ukrayna'daki bu savaşı sizinle yapıyorum, NATO ile yapıyorum, Amerika ile yapıyorum. Ukrayna'da askerler sadece vekil savaşçı ve bu savaşı artık Rusya Federasyonu'nun kaderi olarak görüyorum. Bu savaşı kaybedersem her şeyimi kaybedeceğime inanıyorum. Moskova'nın psikolojisini anlatıyor. Bunu herkesin anlaması gerekir. Yani diyor ki beni konvansiyonel olarak sıkıştırmayın. Eğer sıkıştırmaya devam ederseniz, tankıyla, füzesiyle devam ederseniz ben yenileceğimi anladığım an yok olacağımı anlamış olacağım. Ben öyle görüyorum. Bu savaşın yenilen tarafı olduğum an yok olacağımı düşünüyorum. O yüzden yok olurken hepinizi vurur. Bu o. Bu o. Ben ciddiye alıyorum. Çünkü çok sıkıştılar. Adım adım çok sıkıştılar. Her an her şeyi yapabilecek bir ruh haline doğru savrulmak üzereler. Gerçi Davos'ta 3. toplantıda Boris Johnson, İngiltere eski başbakanı yaptığı açıklamada Putin asla nükleer bir savaşa cesaret edemez dedi. Niye göre dediler? İşte anlattı. Bu dedi Putin'in ekonomisinin yok olması dedi. Nükleer savaş derken yani nükleer silah kullanma, taktik nükleer silah kullanma. Yani bu ekonomisi için en önemlisi dedi Boris Johnson. Bugüne kadar sessizlikleriyle onu destekleyen iki dev ülke Hindistan ve Çin Putin'i açık ve net bir biçimde bilgi verdiler. Eğer nükleer kullanırsa bütün desteklerini çekmek bir kenara Putin'e sırtlarını dönecekler dedi Boris Johnson. Bu doğru. Bunun Çin'in ve Hindistan'ın ayrı ayrı da olsa ortak bir karar olduklarını daha önce ifade ettim ve bunu da yalanlamıyorlar. Yani Ukrayna özelinde bir nükleer silah kullanılması halinde Çin ve Hindistan'ın da Rusya'dan koparak tamamen karşısına geçecekleri yolundaki bilgiler var. Ama bunu Putin'e anlatmak lazım. Buna onu söylemeye çalışıyorum. Yani burada sorun bu.
Rusya asla ve asla yenilgiyi kabul etmeyeceğini söylüyor. Lavrov 18'inde gazetecilerle konuşuyor. Surat gitmiş. O böyle azametli duruş azalmış ama diyor ki bu savaşın ne kadar süreceğini bilemem. Ama bildiğim bir şey var. Biz yenilmeyeceğiz. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Yenilmeyeceğiz. Şimdi ya arkadaş siz bayağı yenildiniz. Anlatmaya çalışıyor herkes. Ama onlar da başka bir takıntı haline gelmiş vaziyette ve şunu düşünüyorlar. Eğer Batı karşısında biz Ukrayna'da dizlerimizin üzerine çökersek Rusya Federasyonu'nun parçalanması en fazla 5 yıl alırdı. Nasıl ki diyor Sovyetler Birliği'ni dağıttılar, Rusya Federasyonu'nu da dağıtacaklar ve bize küçük bir Rusya Cumhuriyeti'ne dönüştürecekler diye de bir düşünceleri var. Gerçekten en son yani Rusya'nın yaptığı en son açıklama bu şekliyle gidiyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise Rusya'ya NATO ittifakının şu veya bu şekilde bütünüyle ağır silah sevk edeceğini açıkladı bile. Yani tanklar, Leopard 2'ler, işte Bradley'ler ve Amerikan tankları falan hepsi yola çıkacak yakında ve hepsi oraya doğru gelecek ve orada başka bir hesaplaşma yaşanacak. Anladığım kadarıyla Rusya bunun öncesinde bir tür kırmızı alarm vermiş gibi gözüküyor. Bu olayı takip etmek lazım. Çünkü yarın bir başka silahın Ukrayna'ya girme ihtimali var Batı tarafından. O girdikten sonra Rusya yenilgiyi bekler mi, beklemez mi? Onu da ayrıca değerlendireceğim. Hoşça kalın.